Zafer Havalimanı garanti bir türlü tutturulamadı, tutturmayı da bırakalım. Yanından dahi geçilemedi. Zafer Havalimanı büyük bir gedik oluşturdu ve şimdi de bir formül düşünülüyor, ifade ediliyor. Eskişehir Havalimanı'nın kapatılma ihtimali üzerinde duruluyor. Oradaki hava trafiğinin de buraya yönlendirilmesi ve bu şekilde de garanti bedeline de yaklaşılması yönünde böyle bir plan olduğu ifade ediliyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Çakır Özer, Zafer Havalimanı'nın faturası Eskişehir'e mi kesilecek? Kesildi bile. Bugün artık Facebook'ta duyurular var. Belçika'da biliyorsunuz 300 bin Türk yaşıyor ve ağırlıklı olarak Eskişehir'e geliyorlar. Ağırlıklı olarak Emirdağlılar ve Eskişehir'de evleri, iş yerleri. Şimdi onlara duyuru yapılmış bugün ve artık Ulaştırma Bakanlığı'nın bilgilendirmesi sonucunda bundan sonra Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na değil, Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na uçacaksınız diye biletini almış yolculara dahi bilgilendirme yapılmış. Maalesef Eskişehir'e büyük bir ihanet yapıldı. Yurt dışındaki 300 bin yurttaşımıza, Eskişehir'deki 900 bin yurttaşımıza çok büyük ihanet yapıldı. Peki Eskişehir'i nasıl etkileyecek bu karar? Eskişehir'in ekonomisini örneğin. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim, biliyorsunuz bu karar neden alındı? Aslında yurt dışındaki vatandaşlarımız açıklama da yaptılar. Tüm dernekleriyle, cami dernekleri, hemşeri dernekleri, hepsi onlarca dernek. Dediler ki biz Eskişehir'e uçmak istiyoruz, biz Kütahya'ya uçmak istemiyoruz dediler. Buna rağmen Ulaştırma Bakanlığı, AKP iktidarı bu dayatmayı yaptı. Çünkü Kütahya Zafer Havalimanı'nda biliyorsunuz büyük bir vurgun var. 50 milyon euroya yapıldı havalimanı ama %98, bakın hesap hatasına bakar mısınız? %98 hesap hatası olduğu için şu anda yolcular uçmuyor. Tarifeli uçak seferleri olmasına rağmen yolcu uçmuyor Kütahya Havalimanı'na. Bu açığı, bu vurgunu kapatmak için Eskişehir'e giden yolcuları Kütahya'ya yönlendirme kararı aldılar. Bunun Eskişehir'in ekonomisine yanılmıyorsam birkaç milyar dolarlık zararı olacak. Çünkü 300 bin dediğim gibi yurttaşımız Belçika'dan, sadece onlar da değil, Hollanda, Almanya, Fransa'daki bu civarda, Eskişehir civarında oturan tüm vatandaşlarımız Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı kullanıyordu. Ve düşünün, tarifeli sefer de konmuyordu ısrarlarımıza rağmen. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla charter uçuşları ayarlıyorlardı, geliyorlardı. Bunu bile çok gördüler ve şimdi öbür vurgunu kapatmak için, yani yolcusu uçmayan, yolcu başına para ödenen işletmecisine, havalimanına yolcu bulmak için normal insanların rahatını bozarak yüzlerce kilometre öteye uçmaları zorunlu kılınmış durumda. Eskişehirliler ayakta, Belçika'daki Eskişehirliler, Emirdağlılar ayakta, Hollanda'da, Fransa'da insanlar ayakta ama kimin umurunda? Maalesef duyurular yapılmış bugün ve 29 Mart itibariyle uçuşlar artık Eskişehir'e değil, Kütahya Zafer Havalimanı'na yolcusu olmayan, tarifeli seferleri olmasına rağmen yolcusu olmayan havalimanına, sırf yolcu devşirmek için Eskişehir'in havalimanı kapatılıyor maalesef. Peki yani şimdi bir Eskişehirli olarak size soralım. Yani Eskişehir'e gideceksiniz ama Kütahya'da inmeniz gerekiyor. Nasıl bir zorluğa sebep oluyor bu? Tabii birkaç zorluk var. Birincisi Kütahya'ya gittiğinizde Zafer Havalimanı'na, oradan siz Eskişehir'e taşınacaksınız. Aslında Eskişehir'de biliyorsunuz, yani tabii bilemiyorsunuz çünkü yurt içinde de tarifeli sefer koymadıkları için bu iktidar, şöyle oluyor. Eskişehir'de biliyorsunuz üniversitenin içinde havalimanı. Yani Eskişehir'in hemen dibinde, yani taksiyle bile gidebilirsiniz Eskişehir'in içine, otobüslerle gidebilirsiniz. Ulaşım çok kolay ve bu yurttaşlarımızın çoğunun dediğim gibi evi, yatırımı vesairesi, gezmek istediği yer de Eskişehir. Ticaretin, alışverişini de Eskişehir'de yapmak istiyor. Bunları zorla şimdi işte 100 küsür kilometre öteye taşıyacaklar. Emirdağ'dan 100 küsür kilometre öteye taşıyacaklar memleketleri, Emirdağ. Bir zorlama olacak. Tabii bunun şeyden farkı yok. İstanbul'da biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nı kapatıp yeni havalimanı yapmak nasıl bir rant yarattıysa, burada da yaratılmış bir rantın, yapılmış bir vurgunun, soygunun ayıbını kapatmak için Eskişehir Havalimanı kapatılıyor, işlemez hale getiriliyor. İşin üzüntü veren yanı da şu, biliyorsunuz bu iktidar aslında bu havalimanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından, daha o Anadolu Üniversitesi rektörü iken yapıldı 80'li yılların sonunda. 2007'de yolcu trafiğine açıldı ve AKP iktidarı bundan birkaç yıl önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi, dedi ki işte biz bu havalimanını Hasan Polatkan'a atfetmek istiyoruz, ismini Hasan Polatkan yaptık. Yani maalesef
asılan bakanımızın ismi buraya verilsin bağlamında. Güzel bir şey tabii ki, analım, yaşatalım ismini, ama şimdi aynı ismi yaşatacağız derken o ismi bir kere daha maalesef Hasan Polatkan ismini taşıyan havalimanını işlemez hale getiriyorlar. Bundan daha büyük bir ihanet Hasan Polatkan ismine de Eskişehir'e de olamaz. Sadece Eskişehir'deki 900 bin yurttaşımız değil yaşayan, aynı zamanda Avrupa'daki 300 bin yurttaşımız da büyük bir maalesef sıkıntıyla karşı karşıya. Benzer şekilde biz Eskişehir'e, mesela Tokat Havalimanı açıldı. Hemen seferler başlatıldı biliyorsunuz, uçak seferleri Türk Hava Yolları'nın. Biz yıllardır Eskişehirliler olarak söylüyoruz ya, buraya işte Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, hadi İstanbul'a yakın, İstanbul'u koymamalarını anlarız ama Diyarbakır, Trabzon, binlerce mesela Ağrılı, Vanlı kardeşimiz var, oraya benzer şekilde Antalya'ya, İzmir'e, Bodrum'a sefer konsun diye bir tane sefer koymadılar. Şimdi Eskişehir'i kapatıp işte Kütahya, Vurgunlu, Zafer Havalimanı, Vurgunlu, yap işlet devletle, kamu özel işbirliğiyle yaptıkları ve tamamen büyük bir hesap hatası olan havalimanının hesapların hatasını Eskişehirli'ye, Emirdağlı'ya, yüz binlerce yurttaşımıza çıkarıyorlar. Evet, peki, çok teşekkür ederiz efendim. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. İyi yayınlar diliyorum.